Kıymetli Looks Epic aboneleri, değerli izleyicilerim, yeni bir oyun incelemesiyle birlikteyiz. The Texas Chain Saw Massacre adlı oyunu birlikte oynayacağız. Daha önce izleyenler, oynayanlar vardır. 13. Cuma adlı bir oyun vardı. Bir de bunun filmi vardı. Böyle kurbanlar ve katiller konulu bir teması vardı. Bu da aynı tema. Online ve 3 tane katil, 4 tane kurbandan oluşan bir oyun kadrosu mevcut. Bu kurbanların ve katillerin çeşitli özellikleri, çeşitli perkleri, çeşitli skill'leri mevcut. Görüyorsunuz bunlar kurbanlar. Hepsinin kendine ait perkleri vesaire de var. Bunlar da şu anlık katiller. Bir tanesi ücretliymiş. Kendisini zaten açmadık. Şu anda benim elimde pek bir şey yok. Birkaç tane açık perk haricinde. Daha önce oynamıştım. Ama çok fazla böyle oturup da şey yapmadım açıkçası. Başından kalkmazcasına oynamadım. Saatlik, çerezlik bir oyun diyelim. En azından bu türü sevenler oturup da 3-4 saat oynayabilirler bir kerede. Ama benim tabii ki 1-2 oyun sonra bayan bir oyun. Çünkü hep aynı olaylar dönüyor. Sen kurbanı bulmaya çalışıyorsun katilsen ya da kurbansan da kaçmaya çalışıyorsun. Ekstra bir mekaniği, bir büyük baba mekaniği var oyunda. Bu büyük baba mekaniği ne işe yarıyor abi? Bir tane büyük baba var. Bu adam çok sinirli bir adam. Gerçekten bu şeyin, katillerin büyük babası. Sen bunu sinirlendirdikçe kan içip kendine özellik kazandırmaya çalışıyorsun. Bu adamın sinirinden yararlanmaya çalışıyorsun. Ekstra olarak sana fazladan özellik katıyor. Evet, bize katil rolü verildi. Hızlı girdik. Tabii isterseniz özel olarak katil ya da kurban olarak da oynayabiliyorsunuz. Buradan biz bir katil seçeceğiz. Ben Leatherface oynamayı seviyorum. Hantal bir yapısı var ama elindeki ağaç kesme makinesiyle ortalığı darmaduman eden bir yapıda kendileri. Onun haricinde sinsi oynamayı seven varsa Sissy var. Sissy gerçekten de güzel bir karakter diyebiliriz kendisine. Johnny var. Johnny de birazcık Leatherface'e göre çabuk bir karakter. Onun haricindekileri deneyimleme fırsatı bulamadım henüz. Bakalım. Evet, bir kişi daha bekliyoruz şu anda oyuna. Skill ağacımız şu şekilde, görüyorsunuz. Bir tane perk'üm açılmış. Chainsaw, use the chainsaw to cause horrific injuries and destroy any doors or ammo standing your way. Bunu açalım mı? Bunu açamıyoruz abi. Neden açamıyoruz? Çünkü zaten bu bizde varmış. Var olan bir olaymış. 25 spentlik bir puanımız var şu anda değil mi bizim? Yanlış mı görüyorum? Bu yoldan ilerlediğimiz için daha fazla açamıyor muyuz? Account swap yok abi. Ben değiştirmek istemiyorum account şeyimi. Katili. Leatherface oynamak istiyorum. Onun haricinde şu anlık gidebildiğimiz bir yer var mı diye bakıyorum. Gidebildiğimiz bir yer yok. Kozmetiklere baktığımız zaman işte bu skin olayları vesaire, bunları geçtik. Silahlar vesaire. Klasik bir online oyun olayı. Evet, açalım mı? Ne dersiniz? Stalling Resistance. Başka ne? Bundan şu an bir şey açamıyoruz abi ya. Perk açamıyoruz şu anda. Yeterli puanımız yok sanırsam. Evet, oyuna başlayalım. 10 level 1 Hitchhiker'ımız var oyunda. 2 level 1 Sissy'miz var. 6 level 1 Leatherface'imiz mevcut. Leatherface benim tabii ki. Öyle çok fazla kendimi geliştirmiş bir oyuncu değilim bu oyunda. Olabilecek her türlü olumsuz olaya karşı şimdiden affınıza sığınıyorum. Ama eğlenmeye çalışacağız. Diğer video serileri gibi uzun metraj bir video olmayacak. Ortalama 20 dakikalık bir oynanış videosu çekmek istiyorum. En azından nasıl bir oyun olduğunu size göstermek istiyorum. Umarım bu arada oyunun sesleri çok fazla gelmiyordur size. Evet, yükleniyor şu anda ama sanırsam benim oyun hızlı yükleniyor ama diğer oyuncuların oyunu yavaş yüklendiği için böyle bir yavaşlık olabiliyor bazen. Şimdiden kusura bakmayın. Bu arada arkamdaki dağınıklık için özür dilerim. Malum şu anda bir evlilik hazırlıkları mevcut bende. Bunu da siz duyun istedim. Hani şeyizdir meyizdir iyice dağıldı ortalık. Ne yazık ki. Bir süre bu şekilde etraf dağınık kalsın. Yapacak bir şey yok. Çünkü yerim yok abi o kadar malzemeyi sokmaya. Evet, artı 16 content warning. İçerik uyarısını verelim. Yani Leatherface birazcık fazla gaddar. Oynadığımız karakter. Bu şekilde bir giriş ekranımız mevcut. Şimdi orta tuşa bastığımız zaman 6. hislerimizi kullanarak bir süreliğine etraftaki sesleri duyabiliyoruz. Daha iyi duyabiliyoruz ve kanları, büyük babayı görebiliyoruz. Hemen şuradan bir collect blood'la kan dolduralım. Büyük baba uyandığı zaman içireceğiz kendisine çünkü. Biz bodrum katta doğduk. Şu an buralarda kurbanlar mevcut. En azından onları biraz şöyle... Ben şurayı bir çalıştırayım da makinayı. Biraz sesli olacak. Makina bir açık dursun abi. Biraz daha ses kasalım diyorum. Burada bir kapı açılmış. Ama bu kapı olağanda mı açıktı yoksa sonradan mı açıldı? Bu konuda bir bilgim yok. Şurayı bir kırayım ben de. Adamlar buradan girmesinler. Evet. Leatherface'in böyle bir özelliği var abi. Sağdaki soldaki tünelleri ya da ufak geçişleri kapatabiliyoruz. Ya da önümüze bir engel çıktığı zaman makinemizde kesip kırabiliyoruz onu. Evet, kurbanlar büyük babayı uyandırmış abi. Çok ses yapmışlar. Büyük baba coştu tabii üst katta. Aha gördüm seni. Gel buraya. Arkaya geçti. Demek ki burada birileri daha var. Demek ki var burada birileri. Burada mı geziyordu? Buralarda bir ayak sesi var abi. Az önce fazla korkuttum sanırım ama yok. Şu anda görünürde kimse yok. Şunun içine saklanmış olabilir mi? Hayır. Bu kadın nereye gitti? Şimdi asıl sorumuz bu. Dolaba bakalım. Yok, burada da yok. Yakından ses alıyorum şu anda. Üst katta Sissy geziyor. Üst katı o kontrol eder. Şu anlık alt katlara ben bakabilirim ama şuraya bakalım. Yok, bu dondurucuya da girmemiş. Buradan bir tane kurban geçti. Şimdi onlar henüz bu katlardalar. Bir ses duydum. Bir ses duydum abi. Buradan çıkmış olabilirler mi? sanırsam yukarıya çıkmışlar. Şunu bir kırayım ben de. Barikatları bir açalım. Önümüzü kapatmasın abi barikatlar. Boşuna da açtık, oradan iniş yokmuş ama. Büyük baba, seni ben de besleyeyim mi? Büyük babayı biraz besleyelim abi. Bize biraz özellik kazandırsın kendisi. Evet, artık kurbanları görebiliyormuşuz. Büyük baba sinirlendiği için. Ama kurbanların yakın bir yerde olması lazım diye şey yapıyorum ben. Düşünüyordum. Hala göremedik. Demek ki oldukça profesyonel kurbanlara sahibiz. Büyük baba tekrar acıkmış. Büyük babanın karnı doymak bilmiyor. Büyük babayı bir daha beslememiz lazım. Yok abi, hala etrafta adamlar gerçekten çok profesyonel oynuyorlar şu anda. Görünürde kimse yok. Evet, ufak bir bug oldu orada. Evet, basement exit'i açtılar. Buraya gelmeleri lazım onların, değil mi? Şunu bir kapatayım ben de. Burayı kullanmasınlar en azından. Onlar öyle ya da böyle buraya gelecekler abi. Bak, ses var. Ses var. Burada bir yerde ses var. Ses şuradan mı geliyor? Çözemedim ama. Adamlar harbiden profesyonel oynuyorlar ya. Şurada bir hareketlilik gördüm gibi. Hala tespit edemedim bu arada. Çok iyi saklanıyorlar gerçekten. Gördüm seni. Seni gördüm. Seni gördüm. Nereye gittin? Buraya bir yere saklandın sen. O adam saklandı buraya bir yere. Ama nereye saklandı harbiden? Helal olsun ya. Yok abi, bulamıyorum. Harbiden bulamıyorum. Bende mi bir sıkıntı var? Çözemedim. Bence bu herif beni atlattı, geri döndü. Şurayı bir kilitleyeyim ben de. Ses şu taraftan geliyor. Sissy'nin sesi değil bu. Kesinlikle Sissy. Evet, orada olayı kapattılar. Ben şimdi onlara bir hücum saldırısı yapayım şöyle bir. Aha, büyük babayı deaktif ettiler ya. Büyük baba öldü. Büyük baba öldü. Yok abi, bunlar ortalıkta gerçekten göremiyorum. Çok aşırı profesyonel oynuyorlar. Ben yetişemiyorum bunların hızına. Aha, gördüm seni. Gördüm sizi. Gördüm abi sizi. Şimdi çektim ipinizi işte. Haydi. Hepsi kaçta. Hepsi kaçta. Evet, kötü bir kayıp oldu bu bizim için. Adamlar güzel oynadı gerçi, bizlik bir sıkıntı yok. Ben adamları oyun boyu bulamadım abi. Maalesef ki. Hani yine de diğerlerine nazaran daha çok katkıda bulunmuşum ki 2 kişi kalmışız biz. Adam oyunun başında çıkmış abi, yani ne diyelim. 3 kişi olsak belki bir şeyler yapardık ama maalesef ki. Hemen hızlı bir yeni maç bulalım. Bulabileceksek. Evet, tekrar bizi katil yaptı. Hitchhiker verdi bize ama ben daha önce hiç oynamadım Hitchhiker'la. Johnny falan olabilirdi. Sissy de olabilir. Hiç Sissy ile de oynamadım ama fena durmuyor. Hadi bu sefer de Hitchhiker'la oynayalım abi ya. Ne olacak ki? Psikopatça bir görüntüsü var. Değil mi gerçekten? Gerçi zaten psikopatı oynuyoruz şu anda ama yapacak bir şey yok. Evet, başlıyoruz. Leatherface yine bir haller yapıyor. Klasik başlangıç. Evet. Ailemizin en psikopat üyesi Leatherface ve biz. Biz tam bir deliyiz abi. Baksana, boşluğa şey savuruyoruz. Bunun özellikleri var abi bak. Bunu görmemiştim ben daha önce. Ne yapıyoruz şu an? Elimizi aküye mi sokuyoruz? Bir şey yapıyoruz. Evet, büyük baba uyandı. Büyük baba uyandı. Biraz fazla yavaş gibiyiz sanki ama anahtarlarımız var. Bak, bunda böyle bir özellik var. Biz açabiliyoruz kapıları. Kapıyı kilitleyelim. Evet, büyük babayı beslemek lazım. Şöyle kanman. Burada bir kan var. Sağ klik ne işe yarıyormuş abi? Sağ klikle tuzak kuruyoruz. Böyle büyük babamızın yanına doğru gidelim. Daha fazla alabiliyor muyuz bundan? Evet, birazcık daha dolduralım. Çok fazla kan alabiliyor bu karakter anladığım kadarıyla. Büyük babada açlık var mı? Açlık. Büyük baba, seni bir besleyelim. 3 tane tuzak var bizde. Evet, büyük babayı besledik. Şimdi bizim şu tuzakları güzel yerlere yerleştirmemiz lazım. Bunlar nereden geliyor? Öncelikle bunu bir kestirelim abi. Bu adamlar genelde şuranın içinden mi geliyor? Evet, sıklıkla buranın içinden geliyorlar kendileri. Ben tam şuraya bir tane tuzak atayım. Dur, yerleştiremedik. E ile. Aha. Dakika 1 gol 1. Yakala. Nasıl geçemedim buradan? Gir. Aa, biz geçemiyoruz buralardan. Ne güzel yakalamıştım ya. Neyse. Gel gel buraya gel. Sağa gitti birisi. Birisi arkaya kaçtı. Sağa gideni gördüm. Evet, bu adam bizden biraz kuvvetli. Ne yazık ki. Gel buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Yakaladım seni abi. Gel buraya. Evet, bunun özelliği karşıdaki adamın bize omuz atıp kaçabiliyor olması. Ne yazık ki. Farklı bir yere mi gitti lan bu? Adam ışınlandı. Kayboldu herif. Allah Allah. Gördüm seni. Gördüm seni. Kaçamazsın benden. Leatherface olması lazım ki buralardan geçebilelim. Ötekine bayağı bir zarar verdim ben ama. Şuradan geçsem onun önüne çıkar mıyım acaba? Aha, geldim. Gel buraya. Nereye kaçtın? Sol tarafa doğru kaçtı. Değil mi? Nereye kaçtın abi? Allah Allah. Aa, buradan mı geçtin? O kapı açılmadı çünkü, onu gördüm ben. Yok abi, ben yakalarım sizi de. Ben buna çok ciddi zararlar verdim. Gerçekten çok ciddi zararlar verdim ama herif kayboldu ortadan. Tuhaf. Ne yapalım biliyor musun? Şuraya ben bir hemen bir tuzağımı kurayım abi. Bunlar kaçacaklar yine. Şuraya da bir tuzak atayım ben. Bunlar ilk bir yöne doğru kaçacak abi. Yukarıya bir çıkalım, değil mi? Bir yukarıya bir çıkalım. Adama o kadar vurdum. İşte bunun sıkıntı bu abi. Yani bunun sıkıntısı çok damage veremiyor olması. Diğerleri olsaydı çoktan indirmiştik herifleri. Büyük babayı beslemiyorsunuz ya. Adamı besleyin biraz. Özellik versin bize. Evet, kurbanı fark ettik. Ben ona yeterince vurdum zaten. Abi buraya 3 kişi birden koşuyoruz. Şuraya da bir tane kurayım ben. Evet, birisi iptal. Birisini indirdik. Bu büyük babanın şeyi yapmamız lazım ama. Kan olayını yapmamız lazım. Adam bize çok ciddi katkılar sunuyor çünkü. Yok, ses yok abi buralarda. Bunlar hala alt katta saklanıyorlar bence. Evet, büyük babayı biraz daha besleyelim. Kendine bir gelsin, bize bir şeyler katsın. Makinayı kapat abi. Bak, bu özelliklerini bilmiyordum bu adamın. Artık bunu oynarım ben. Gerçekten keyifliymiş. Cihazları falan etkisiz hale getirme olayı. Güzelmiş. Buradan gelen geçen olmamış. Büyük baba acıkmış. İçeriye hapsedeceğim lan sizi. Büyük baba öldü. Lan büyük babayı nasıl öldürdünüz? Koruyunsana büyük babayı kardeşim. Kes onu lan. Gel buraya. Bırak bırak, orası zaten şey, düşecek orada. Elektrik çarpacak orada onu. İptal, biri daha iptal. Güzel. Kaldı bir. Kaldı bir. Bu kadın nerede acaba? Nerede bu hatun? Onu da bir keselim biz şöyle. Büyük babayı nasıl öldürürsün sen ya? İyi bir gerilim müziği girdi bu arada. Çok yakınlarda falan mı acaba? Jeneratörü açtı. Bak. Kadın jeneratörü açtı. Demek ki şu taraflarda bir yerde. Yok, açma açma açma, dursun. Neredesin be hemşerim? Bak, bu iyi oynuyor, profesyonel. Gerçekten iyi oynuyor. Diğerleri çok belli ettiler. Büyük baba tekrar kendine geldi, ölmemiş. Ufak bayılmış sadece. Aha, yakaladım seni. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Geç. Nereye saklandın ya? Kaşla göz arasında kayboldu ha. Aha, gördüm seni. Gördüm abi, gördüm. Ağzıma kıl girdi biliyor musun? Of, şu olayı sevmiyorum bak bunda. Aradan gördüm seni. Nereye gittin ya? Saklan da buraya bir yere. Allah Allah. Burada bir yerde olması lazım. Göremedik. Yok. Nereye saklandıysa bulamadım abi. Büyük babayı besleyelim bari, ne yapalım. Gariban adam. Ne oluyor lan? Benim karakter harbiden psikopat abi. Çok ciddi psikopat yani. Aha. Bizim adam mı ya o? Evet, bizimki yakalamış. Öldü sanırım. Evet, öldü. Oyun bitti mi? Evet, oyun bitti. Kazandık, sonunda kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok uğraştım, çok vurdum ama damage vuramıyoruz. Ben avlayamadım. Ama çok katkıda bulunduğumu söyleyebilirim bence. Skor olarak evet, onlar daha fazla avlandığı için benim damage'im olmadığı için maalesef. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Almak isterseniz oyunun adını söylemiştim. Texas Chain Saw Massacre. Güzel bir oyun. 13. Cuma'ya benziyor. Gördüğünüz üzere Steam'den ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.